Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Bugün 4 hissede tedbirler kalkıyor. İşte hisselerde son durum. Evet arkadaşlar 4 hissede açıya satış ve kredi işlem yasakları kalkıyor. Ve e, hiç yani aldıkları gibi kalmışlar bu tedbirler. Hiç arttırılmamış bu yönüyle de hisseler için önemli. Tedbir kararları hisseleri etkilemeye devam ediyor. Her gün tedbir kararı gelse de tedbir kararları biten hisseler de var. Borsa İstanbul hisselerde büyük oynatlık olduğu zaman VBTS kapsamında çeşitli tedbir kararları getirebiliyor. Arkadaşlar gün içi olduğu için biraz daha müsaitlik durum var. Bu yüzden açığa satış nedir'i tekrar anlatalım hızlıca. Yatırımcının sahip olmadığı hisseyi satması açığa satıştır. Hesapta olmayan hisseyi satmak açığa satıştır arkadaşlar. Elinde para da yok. Sahip olmadığı bir hisse var ve satıyor yatırımcının başkasından ödünç alarak hisseyi satmada satması da açığa satış olarak değerlendirilir. Bunun için tabi belli bir kriterler getirmeniz getir. Yani kriter gerekiyor. Yani belli bir kriterler var. Onları yerine getirdiğinizde açığa satış yapabilecek durumda oluyorsunuz. Bu da daha çok aracı kurumla olan bir ilişkiyle ilgili. Önce arkadaşlar açığa satışta fiyatın düşeceğini öngörüyorsunuz. Açığa satış yapan yatırımcı hissenin fiyatın gerileyeceğini düşünmektedir. Bu öngörüyle hareket ederek sonradan yerine koymak üzere elinde olmayan hisseyi satar. Fiyatı aşağı indiğinde de alım yaparak hisseyi yerine korar. Böylece satış ile alım arasındaki fark kadar kazanç elde eder. Yani önce sat sonra al işlemiyle yatırımcı elinde hisse yokken günün sonunda kâr etmiş olur. Ve yüklü açığa satış fiyatı baskılar arkadaşlar ve öngörülebilirliği azalttığı için de Borsa İstanbul tarafından bu tür durumlarda doğrudan ne gelir? Açığa satış tedbiri ve kredi işlemler tedbiri gelir. Yani satışla, açığa satış iyi niyetli, niyetli, öngörüye dayı ticari amaçla yapılabilir. İyi niyetin varsa yapılır. Ancak kim zaman yüksek miktarda açığa satışların hissenin fiyatına aşırı şey, itilenmesi de mümkündür. Bu yüzden diyoruz ya küçük yatırımcılar için açığa satış daha açıya satış ve kredi işlemler tedbiri daha mantıklıdır. Uzun yatırımcılar için de uzun süreli yatırımcılar için de bu tedbir kazançlı çıkarır yatırımcıyı. Evet dört tane hisseye gelmeden önce bir notla kesin olarak açıya satışı anlatıyorum arkadaşlar. Bir enerji şirketi var. bu enerji şirket bir tane özür dilerim bir tane üretim yapan büyük bir tekstil firması var. Enerji fiyatlarından dolayı üretimi zora girmeye başlıyor. Çünkü enerji Türkiye'de şu çok, çok yüksek ya şu anda fiyatlar yurt dışıdakilere göre. Ve 10 gün 20 gün üretime ara verileceği dedikoduları var. Siz bunları duyuyorsunuz. Bir brokersınız, bir tane borsacısınız. Ve ne yapıyorsunuz? Hisse 10 lira şu anda. 10 liradan 1000 tane hisse alıp tamam mı arkadaşlar? Hiç sizde para yok. Aracı kurumdan alıyorsunuz. Komisyonlar şunlar bunlar hariç. 1000 tane hisseyi alıyorsunuz 10 liradan. Ve atıyorsunuz. Aynı gün 10 liraya başkasına satıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hisse 10 liraya. Aldınız, sattınız ama sizin elinizde hiçbir hisse yoktu. 3 gün sonra hisse 8 liraya düştü. Gidiyorsunuz 8 liradan parayı yatırıp hisseyi alıyorsunuz. E, aldığınız aracı kuruma kimden aldıysanız ödünç oraya geri veriyorsunuz hisseyi. Ne yapıyorsunuz? %20 para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Öngörmek. Yani bir hissenin yani enerjiden dolayı ya da belli bir sıkıntıdan dolayı bir yerdeki üretim duracak ve siz de düşünüyorsunuz ki bu üretim duracağı için o hisse değer kaybedecek. Şu anda yüksek hisse 10 lira. Bu diyorsunuz 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e düşer. Gidiyorsunuz 1000 tane alıp satıyorsunuz hisseden. Düştüğünü de alıp hisseyi tekrar ödünç aldığınız yere geri veriyorsunuz. Olay budur arkadaşlar. Evet. Sona eren tedbirler. Armada. Armada Bilgisayar. Petrokent Tuğçelik ve Yeşil GMYO. Evet Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi bu hisselerdeki durumlara bakalım. Armada. İlk önce Borsa İstanbul'u bir bulalım bakalım arkadaşlar. O, o da önemli çünkü karşılaştırma yapabilmemiz için. Evet Borsa İstanbul günlüğü. 0.16 yukarıda arkadaşlar sert bir satışla başladı. Ee, sonra bir oynatlık var. Borsa İstanbul'da da başlıyor. satış ve kredi işlemler tedbiri gelmesi gerekiyor. Bakın şu oynatlığı görüyorsunuz şuradaki ser satış ve alışlar hatta bir rüt takas bile. Ya şunu da söyleyelim bu açıya satış ve e, kredi işlemler bazı borsalarda yok. Onu da söyleyelim yani oralarda hiç uygulanmıyor. E, 0.15 yukarıda arkadaşlar paralel seriden bir hisse görüyoruz. Endeks görüyoruz. Sebebi Sasa ve Hektaş da olabilir arkadaşlar. Çünkü Sasa ve Hektaş'ın düşüşü var bugün. Özellikle Sasa patronunun çok eee Finansal olarak doğru bir açıklaması ama yerinde olmayan bir açıklaması. Söz konusu sabahleyin haberini yaptık. Yani o zaman sayısı 180'e çıktığında bu açıklamayı yapabilirdi yani. Bilmiyorum. Evet. Tuğçelik 0.052 yukarıda arkadaşlar. Borsayla paralel gidiyor görüyorsunuz. Bugün tedbir kararı kalkıyor. %2.27 son 5 günde ama negatifmiş. Bugün yine pozitife geçmesi güzel bir durum. Evet. Armada'ya da tekrar bakalım. Armada %1, %55 düştü o da. 0.55'e düştü. Bor ee, Bors endeksiyle paralel gidiyor. %1.61 son 5 günde kazancı varmış. Tedbir kararı bugün Armada'dan da kalkıyor. Petrokent 1.06 güncelleyelim. Çünkü değişiyor. Satış baskısı var herhalde yine. 1.35'miş. Evet 1.35 yukarıda ama sert bir alışla başlamış görüyorsunuz. 177.30'a kadar çıkmış bu tedbir kararıyla bir, bir, bir blok bir alış yani geceden verilen emirlerle alık alış gelmiş sonra kar satışları gelmiş. 5 günlük durumda da %10.45 gibi endeks üstü bir geliri var Petrokent'in arkadaşlar Petrokent Turizm. Evet son olarak da yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı %2.05 Yukarıda ama bu hissede hala çok büyük hala oynaklık var. Ama birim fiyat 1.49 düşük olduğu için bu oylaklık da bize gözümüze çarpıyor olabilir. 5 günde de iyi bir kazancı var. %12.88 ama var arkadaşlar. Evet dostlar. E, para bilgi kanalında verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Ve sizler e, kendi fikirleriniz, düşünceleriniz ve şirketlerin geleceklerine göre yatırım yapmanız gerekiyor. Lütfen burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız bize destek olmak istiyorsanız da katıl butonumuz aktif küçük cüzi miktarlarda destek olarak kanalımıza katılabilirsiniz hepinize bol bol kazançlar.